Den kimse duysun. Sayın Vural, şimdi ben sabah Veysel Eroğlu'nu aldım. Evet, Adalet efendim. Ve Kalkınma Partisi adına. Tam onun haberinde Başbakan Davutoğlu Bingöl'deydi. Onu evet. verdim. Daha sonra Aziz Kocaoğlu'nun haberinde Kılıçdaroğlu'nun haberini verdim. Şimdi Mevlüt Karakaya. Tam size onu da sormak istiyorum. Çünkü siz çiftçilerle dün dolaşıyordunuz. Gördüm evet. onu ben. Mevlüt Karakaya partinizin Adana milletvekili adayı. Mazot fiyatlarıyla ilgili bir haberi var. İzleyelim. Daha sonra size soracağım. Tabii memnuniyetle. Adana cayır cayır yanıyor denirdi. Biz bunu hep Adana'nın sıcağı olarak alırdık, algılardık. Bu algının değiştiğini söyledi. Sıcaktan değil, artık Adana işsizlikten yanıyor dedi. Adana işsizlikten cayır cayır yanıyor. Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde bir işsizlik olduğunu görüyoruz. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili adayı Mevlüt Karakaya seçim bölgesinde hükümete yüklendi. İşsizliğe vurgu yaptı. Ve insanlar artık narenciye bahçelerini sökmeye başlamışlar. Son 10 yıl içerisinde %20'ye yakın bir oranda tarımsal ekim alanlarının azaldığını görüyoruz. Tarım ve tekstil bitme noktasına geldi diyen Mevlüt Karakaya, MHP'nin vaatlerini de tek tek sıraladı. Adanalı çiftçiye 1 lira 75 kuruşa mazot vereceğimizi, gübre, ilaç, tohum ve benzeri diğer girdilerde katma değer vergisi almayacağımızı. Mevlüt Karakaya'nın gündeminde son dönemde kilosu 5 liraya satılan patates de vardı. Karakaya çözümün ithal etmek değil, üretimi desteklemek olduğunu söyledi. Bir dönem patatesi çöpe dökeceğiz, denizlere atacağız. Bir dönemde patates altın yerine geçecek ve terbiye etmek için de piyasaları ithalat yapacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesine baktığınızda vaatlerinin önemli bir kısmı üretimi harekete geçirmeye yönelik vaatlerdir. MHP Adana Milletvekili adayı asgari ücretten vergi alınmayacağını da hatırlattı. Saraylarda bir bardağa 1.000 lira ödenirken bir işçinin bir aylık emeğinin karşılığı asgari ücret olarak bunun çok daha altında kalıyor. Onun için asgari ücretin 1.400 lira olacağını. Bu sabah analar gülsün diye.